performans değerlendirme, bireyin görevindeki başarısını, işteki tutum ve davranışlarını, ahlak durumunu değerlendiren bir araçtır. Performans değerlendirmenin iki amacı vardır. Birincisi yöneticilere yönetim kararları için bilgi sağlamak, ikincisi ise çalışanların belirlenmiş standartlara ne kadar yaklaşabildiğinin tespit edilmesidir. Şirketlerin sıklıkla kullandığı performans değerlendirme için farklı teknikler söz konusudur. Çalışanın tek başına değerlendirildiği, grup içerisinde değerlendirildiği yöntemler olduğu gibi, birbirleriyle kıyaslanmanın yapıldığı teknikler de vardır. Performans değerlendirme yöntemlerinden her birinin kendine üstün ve zayıf yanları vardır. Önemli olan, işin uzmanı kişilerce bu sürecin bilimsel verilere dayanarak, objektif bir şekilde ve her şeyin ötesinde işin niteliklerine uygun yapılmasıdır. Bu noktada bireye ve takıma dayalı performans değerlendirme yöntemleri 360 derece geri bildirim, amaçlara göre performans değerlendirme gibi teknikler söz konusudur. Böylece üstün performans gösteren çalışanı ödüllendirmek, orta ya da zayıf derecede performans gösteren kişinin hangi noktalarda eksiklikleri olabileceğini, hangi noktalarda destekleneceğini keşfetmek mümkün olur. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: performans değerlendirme, performans ölçütleri, performans değerlendirme süreci, performans değerlendirme tekniğidir. Bu programı izledikten sonra performans değerlendirme, performans ölçütleri ve performans değerlendirme süreci nedir? Performans değerlendirme yöntemlerinin üstün ve zayıf yönleri nelerdir? Performans değerlendirme süreci yönetilirken izlenmesi gereken kriterler nelerdir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Türkiye'de performans değerlendirmesinin ilk olarak kamu kesiminde uygulanmaya başlandığını, özellikle son 15-20 yıldan beri özel sektörde de performans değerlendirmeye ilginin arttığını söylemek mümkündür. Performans, bir çalışanın veya grubun ilgili oldukları birimin ve örgütün amaçlarına niteliksel ve niceliksel katkılarının toplam ölçüsü olarak tanımlanabilir. Performans değerlendirme bireyin görevindeki başarısını, işteki tutum ve davranışlarını, ahlak durumunu ve özelliklerini bütünleyen ve çalışanın örgütün başarısına olan katkılarını değerlendiren planlı bir araçtır. Genel olarak performans değerlendirme sonuçlarından en çok yararlanılan alanlar şu şekildedir. İş uyumunu iyileştirmek için değerleme, örgütsel değerler ve amaçların iletişimi, kendini iyileştirmek için bilgilendirme, eğitim ve kariyer geliştirme, performansa dayalı ödüllendirme, diğer insan kaynakları uygulamaları, örgütte kalması veya çıkarılması gerekenler hakkında karar verme, yasal savunmadır. Konuyla ilgili diğer başlığımız performans değerlendirme sürecidir. Performans değerlendirme sisteminin kurulabilmesi için önce amaçların belirlenmesi ve iş analizleri gibi bazı ön çalışmaların yapılmış olması gerekir. Bunun için öncelikle performans ölçütlerinin oluşturulması gerekir. Performans değerlendirme ölçütlerinin elde edilebileceği en bilinen kaynaklar iş analizleri, İş tanımları, personel yerleştirme çizelgeleri ve yetkinlikler gibi kaynaklardır. En çok kullanılan değerleme ölçütleri şunlardır. Üretim ve satış ölçütleri, personel ölçütleri, yargısal ölçütler, davranışsal ölçütlerdir. Bu ölçütlerin bazıları veya tamamı bir arada kullanılabilir. Ancak bunu yaparken belirli özelliklere dikkat etmek gerekir. Bunlardan ilki her ölçütün hem işletme hem de kişinin işiyle ilgili olmasını ifade eden ilgililiktir. İkincisi güvenilirlik yani iki ayrı zamanda yapılan değerlemelerde kullanılan ölçütler arasında elde edilen sonuçlar açısından farklılık olmamasıdır. Üçüncüsü ise bir ölçüt başarılı ya da başarısız kişileri birbirinden ayırt edemiyorsa ne kadar ilgili ve güvenilir gözükse de kullanılamamasını ifade eden ayrımcılıktır. Diğer başlığımız performans değerlendirmenin uygulanmasıdır. Bu uygulama çalışanı ve onun başarısını en yakından tanıyan kişinin ilk basamak yöneticisi olduğu gerçeğine dayanır. Değerlendiriciler yansız davranabilmeli ve en önemlisi de mevcut ölçüleri nesnel olarak kullanabilmelidir. En yaygın uygulama her çalışanın bağlı bulunduğu yönetici tarafından değerlendirilmesidir. Performans değerlendirmenin uygulanmasında diğer dikkat edilmesi gereken konu ise değerlendirme sıklığıdır. En sık rastlanan yılda bir defa yapılmasıdır. Konuyla ilgili diğer başlığımız geri bildirim görüşmesidir. Performans değerleme açısından geri bildirim çalışanın işle ilgili eylemlerini ne derecede etkin ve verimli yerine getirdiğine, bu eylemlerin ne gibi sonuçlar doğurduğuna yönelik bilgi edinme süreci olarak tanımlanmaktadır. Ders kapsamında ele alınacak diğer konu performans değerlendirme yöntemleridir. Bunlardan ilki kişinin tek başına değerlendirmesinin yapıldığı yöntemler. Bu kapsamdaki ilk başlık derecelendirme yöntemidir. Bu yöntem belirli bir işin başarıyla yürütülmesi bakımından en önemli görülen niteliklerin bir ölçek üzerinde en kötüden en iyiye veya en iyiden en kötüye derecelendirilmesi esasına dayanır. Çok eski ve basit bir yöntemdir ancak değerlendiricilerin yüksek puan verme eğilimleri nedeniyle subjektif yönü yüksektir. Bir diğer yöntem zorunlu seçimdir. Bu yöntemde değerlendiriciye hangisinin daha yüksek puana sahip olduğunu kestiremeyeceği bir dizi ifade verilmekte ve personeli değerlendirirken bu ifadelerden birini seçmesi istenmektedir. İfadelerin daha önceden belirlenen puanlar içermesi gerekir. Toplam puana göre çalışanın değerlendirmesi elde edilir. Bir diğer yöntem tanımlayıcı metindir. Tanımlayıcı metin yöntemiyle performans değerlendirme yapan yöneticiler her personel için olumlu ya da olumsuz buldukları hareketleri ve davranışları yapılandırılmış bir forma not ederler. Kişinin tek başına değerlendirme yöntemlerinden bir diğeri kritik boyutlar yöntemidir. Bu yöntem üç aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşamada çalışanların yaptıkları işler incelenerek başarılı ve başarısız işleri içeren ifadeler hazırlanır. Bu ifadelere kritik boyutlar adı verilir. İkinci aşamada kritik boyutlar gruplandırılır üçüncü ve son aşamada gruplanmış ifadeler değerlendiriciye verilerek kişinin başarısını bu ifadelerden uygun olana yerleştirilmesi istenir. Bir diğer yöntem kontrol listesi yöntemidir. İş görenin çalışması ve davranışlarını belirlemek amacıyla bir seri sorunun bulunduğu bir liste ölçek olarak kullanılır. Cevaplar genel olarak evet ve hayır biçiminde istenir. İfadeler işaretlendikten sonra karşılığındaki değerleri toplanarak ortalamaları alınır. Uygulamada ağırlıklı kontrol listeleri kullanılmaktadır. Bu listelerde tanımların karşılığında bir ağırlık saptanır. Değerlendirici çalışanın durumuna uyan tanımı işaretler. Daha sonra işaretlenen ağırlıklar toplanarak başarı derecesi bulunur. Tanımlara ayrıca puan değeri verilmişse ağırlıklar puanlarla da çarpılarak değerler saptanır. Personel değerlendirmede kullanılan diğer başlık kıyaslamalı değerleme yöntemleridir. Bunlardan ilki sıralama yöntemidir. Az sayıda çalışanı olan işletmelerde uygulanabilir. Yöneticiler kendi birimlerinde veya bölümlerinde çalışanları daha önceden belirlenmiş bir ölçüte göre başarı sırasına dizerler. Bu kapsamdaki diğer yöntem alternatif sıralama yöntemidir. Alternatif sıralama yöntemi sıralama yönteminin ortaya koyduğu taraf tutma gibi olumsuzlukları bir ölçüde azaltmak ve çok sayıda elemanın çalıştığı iş yerlerinde sıralama zorluğunu hafifletmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu yöntemde değerlendirici Önce en başarılı ve en başarısızı, sonra ikinci en başarılı ve en başarısızı saptayarak sıralama yapar. Ancak ortalara yaklaştıkça durum karışabilir. Konuyla bağlantılı diğer başlığımız zorunlu dağılım yöntemidir. Değerlendiricilerin subjektif değerlendirme yapmalarını önlemek için geliştirilmiş olan bir yöntemdir. Değerlendirici veya yöneticiye önceden belirlenmiş oranlara göre çalışanları her bir boyut üzerindeki bölümlere yerleştirme talimatı verilir. Boyutlar çok yetersizden çok iyiye doğru oluşturulur. Performans değerlendirmede şu ana kadar bahsettiğimiz yöntemler dışında bir takım yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri davranışsal temellere dayalı dayanışmadır. Bu tekniğe göre belirli bir işi iyi bilen bireyler onun başlıca unsurlarını tanımlarlar. Sonra unsurların her biri için gerekli özel davranışlar sıralarlar ve geçerliliklerini ortaya koyarlar. Sonuçta ölçekte işin her bir unsuru için önceden geliştirilen olumludan olumsuza doğru performans düzeylerini temsil eden alternatif cevap ifadeleri ile bireylerin verdikleri cevaplar karşılaştırılır. Performans değerlendirme süreci maliyetli ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu süreçte ilk yapılması gereken performans değerlendirme ölçütlerini elde etmektir. Daha sonra uygulama aşamasına geçilir. Bu aşamada en çok dikkat edilmesi gereken konu, değerlendirenlerin doğru saptanması ve bilgilendirilmesidir. Son olarak ise geri bildirim görüşmesi yapılmalıdır. Performans değerlendirme yöntemleri, kişinin tek başına değerlemesinin yapıldığı yöntemler, ve kıyaslamalı değerleme yöntemleri olarak iki ana gruba ayrılır. Kişinin tek başına değerlemesinin yapıldığı yöntemler, kritik boyutlar, derecelendirme, zorunlu seçim, tamamlayıcı metin ve kontrol listesi yöntemi olarak beşe ayrılır. Kıyaslama yöntemleri ise sıralama, alternatif sıralama ve zorunlu dağılım yöntemi olarak dörde ayrılır. Bu performans değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra davranışsal temellere dayalı dayanışma, amaçlara göre performans değerlendirme, takıma dayalı performans değerlendirme ve 360 derece geri bildirim ve benzeri yöntemler de uygulanmaktadır. Bu programda performans değerlendirme, performans ölçütleri ve performans değerlendirme süreci nedir? Performans değerlendirme yöntemlerinin üstün ve zayıf yönleri nelerdir? Performans değerlendirme süreci yönetilirken izlenmesi gereken kriterler nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi çalışma psikolojisi kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.